Evet, herkese tekrar merhaba. Bugün sözün bittiği yer video serime bir yenisini daha ekliyorum. Benden bu tarz bir video beklediğinizi de biliyorum. Sürekli mesaj geliyor çünkü. Yaşadığımız zorlu bir süreç ve bu sürecin içerisinde herkesin belki yüzleşmek zorunda olduğu korkular, bizlere yüklenen korkular, tehditkar korku pompalamaları, insanın yaratıcısına, evrene, sisteme olan güvenini sarsacak, içsel dünyasındaki bütün o kaosa teslim olup bir şekilde yaratıcısıyla bağını kesecek, tamamen sahipsiz, korunmasız, yalnız hissettirecek bir süreç yaşıyoruz. Yaşadığımız şeyler hiç de kolay atlatılabilir, hemen unutulacak ya da olmamış gibi davranabileceğimiz şeyler değil gerçekten. Tüm ülke olarak derin bir yastayız. Ama bunu bize yaşatanlar, bu şartların oluşmasına sebep olanlar, sistem, dünya üzerindeki global olarak insanlığı bitirmeye, insanlığı yok etmeye çalışan bir sistem, tabii her zaman olduğu gibi yine devrede ve devredeydi. Bizler bu yaşadığımız olayların aslında altında yatan sebepleri, neden bugünlere geldiğimizi, bunları neden yaşadığımızı bu süreç içerisinde sorgulamaya başladık. Şimdi sorgulama iyi bir şeydir. Farkındalık getirir. İnsanların acılarla büyümesi mantığı, fikri veya yaklaşımı beni her zaman rahatsız etmiştir. Pek de hoşuma giden bir cümle değil. Ama maalesef gerçekten en büyük öğretiler, en büyük dersler, acılı zamanlarımızda o süreci aştıktan sonra fark edeceğimiz bizim yeni farkındalıklarımız olacak. Yani insanların acıyla büyüdüğü, acıyla olgunlaştığı, acıyla öğrendiği, acıyla tekamül ettiği ve acıyla farkındalıklarının açıldığı ve uyanış yaşaması konusunda, uyanışının başlaması konusunda söylenen şeyler tabii ki genel olarak baktığımızda doğru. Şimdi her insanın sadece bu yaşadığımız, bu geçtiğimiz deprem felaketleri ile alakalı olarak söylemiyorum. Her insanın hayatı boyunca yaşadığı pek çok acı, pek çok olumsuz deneyim, pek çok travma var. Şimdi bu travmalar herkesin kendi ruhsal varlığının alması gereken öğretiler açısından ona pek çok kazanım getiren şeyler. Herhangi bir öğretiden, herhangi bir yaşadığımız travmadan, herhangi bir yaşadığımız deneyimden eğer ders almayıp aynı şeyleri tekrar edersek, aynı şeyleri de, aynı travmaları da
tekrar tekrar yaşamak zorunda kalırız. Bu her konu için geçerli bir olay. Benim doktor, cerrah arkadaşlarım veya tanıdığım insanlardan öğrendiğim çok güzel bir şey var aslında. İşte bir insan operasyon geçirdiğinde, ameliyat olduğunda vücudundaki o dikiş yerleri, yani kesilen yerdeki yeri birleştirmek için yapılan dikişlerin kaynadıktan sonra o bölgenin vücudunun diğer cilt deri kısımlarından çok çok daha güçlü, dirençli olduğunu, daha sert bir doku oluştuğunu, diğer tarafların, yani ameliyat izi, dikiş izi olmayan yerlerin çok çok daha hassas bölgeler olduğu, dikiş olan bölgelerin oradaki hücrelerin birbiriyle hücrelerin kendisini yenilemek için oraya yaptığı bir hücumla orayı onarmak için sarf ettiği çaba sonucunda hücrelerin ve dokunun orada kalınlaştığı ve aynı yerden herhangi bir şekilde bir kesik veya bıçak darbesi almanın vücudun diğer bölgelerinden daha zor olduğunu söyledim. Ben bunu öğrendim. Çok ilginç. Yaralarımızın kaynağı nasıl olduğu, ne şekilde oluştuğu herkes için çok farklıdır. Burada önemli olan o yara sizin tarafınızdan bir şekilde ister zamanla ister sizin güçlü duruşunuza ister o acıya gösterdiğiniz tepkiyle veya onu sindirmenizle ondan derslerinizi çabuk almanızla kendi ruhsal fiziksel bütünlüğünüzü daha çabuk, yani ne sürede toparladığınızla alakalı olarak sizin aslında daha da güçlenmenizi sağlayan bir yaradır. Yani seni öldürmeyen şey seni güçlendirir şeklinde bir söz var biliyorsunuz. Bu çok güzel bir sözdür aslında. Herkes yaralarından güç kazanır. Yaraları o kişiye güç verir. Yani burada önemli olan bizim her ne yaşıyorsak yaşayalım. Yaşadığımız olaylar ister maddi olsun, ister manevi olsun, ister bizim sevdiklerimizle alakalı olsun, sağlık konularıyla alakalı olsun. Bunların bize gelişi ve bizde açtığı yaralar ve onların sonucunda bizdeki yarattığı değişim sürecini aslında iyi gözlemlememiz lazım. Yaraya odaklanmaktansa yaranın çabuk iyileşmesi ve bunun bizi de daha güçlendirmesi için tekrar ayağa kalkmamız, harekete geçmemiz ve bundan aldığımız dersle çok daha farklı bir bakış açısıyla anda kalarak geçmişte yaşamadan kendimizi yeni baştan yaratmamız gerekir. Burada alacağımız kararlar çok çok önemli. İnsanlar gerçekten korkularıyla yüzleştikleri zaman ya çok derin bir iç dünyalarında kaosa düşüyorlar ve bu devinim halinde sürekli olarak onların hayatlarında gerçekten
yaşama bağlılıkları, yaşam sevinci, ilahi olanın onlara aslında verdiği, önlerine koyduğu bütün güzellikleri görmesini engelleyecek bir durum da yaratıyor. Şimdi bu hangi olay, hangi sebepten kaynaklı olursa olsun, geçmişte yaşamayı bırakmamız gerekiyor. Anda olmamız ve geleceğimizi bugün yaratmamız gerekiyor. Bugünkü aklımızla, bugünkü zihnimizi, bugünkü yüreğimizle ve iç sesimizle yaratımlarımızı bugün yaparak yarınımızı oluşturmamız gerekiyor. Şimdi sosyal medyada görüyorum, her kafadan ayrı bir ses çıkıyor. Herkes ayrı bir felaket habercisi. Şimdi tabii ki insanları uyarmak güzel bir şey ama uyaracağım derken çok daha farklı bir yöne gidiyor yapılan uyarılar. Herkes zaten inanılmaz dibe vurmuş durumda. Sürekli olarak da yok orada şu oldu, yok burada bu oldu, yok oradan şu gelecek, buradan bu gelecek. İşte sürekli olarak şuradan şu deprem şuradan şuraya kaydı, şuraya ilerliyor. Burada bir şey hissediyorum, burada bilmem ne. Ya şimdi bunlar bakın, bu tarz yayınlar aslında insanların enerjisiyle, korku enerjisiyle beslenen bir altyapıya sahip. Yani bu tarz yayınları, bu tarz paylaşımları çok da fazla bence artık ciddiye almayın. Çok fazla bunlara odaklanmayın. Çünkü sizin korkularınız, sizin endişeleriniz, sizin kaygılarınız bu yayınları yapan kişilere veya bu zihniyeti besliyor. Tamam, bir takım şeylerin gerçekten normal üstü olması gereken, doğaya aykırı şekillerde yaşandığı bir deprem felaketleri zinciri yaşadık. Hala daha da bunların etkileri devam ediyor. Bu yaşadığımız deprem felaketlerinin, arka arkaya gelen deprem felaketlerinin normal bir olay olduğunu düşünmüyorum. Sıradan bir durum olduğunu düşünmüyorum. Burada bunu tetikleyen çok fazla faktör olduğuna inanıyorum. Depremler sırasında doğanın hissettiği, doğanın yaşadığı acıları çok ciddi olarak hissetmiş birisi olarak, yaşadığımız toprakların çok güçlü bir müdahale altında olduğunu düşünüyorum. Buna inanıyorum. Üzerinde yaşadığımız toprakların yeryüzündeki aslında en önemli topraklar olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu pek çok yerde pek çok kez anlatılmış, söylenmiş bir şey. Hepimiz insanız sonuçta. Hepimizin korkuları var. Hepimizin sevdikleri var. Hepimizin koruyup kolladığı aileleri var. Herkesin kendine ait bir yaşamı var. Yıllarını verip pek çok emeklerle kurdukları bir düzen var. Bunların bir anda ortadan kalkması, ayaklarının altındaki halının resmen ayaklarının altından çekilmesi gibi bir durum. Yani bunun hiç de kolay bir şey olduğunu kimse söyleyemez. Ancak şöyle de bir durum var. Her ne yaşadıysak yaşayalım,
her şey yaşandı ve bitti. Hani bir laf vardır, olmuşla ölmüşün çaresi yok diye. Bundan sonra ne yapacağımızı odaklanmamız gerekir. Özellikle bu ülke bu depremler sırasında ne kadar güçlü bir birlik duygusuna sahip olduğunu bütün dünyaya gösterdi. Sosyal medyada paylaşılan videoların bazılarında inanılmaz güzel, mucizevi bir takım şeyler de görüyorsunuz. Meleklerin yardımları, insanların kurtarılışları, gerek insan gerek hayvan olarak ciddi anlamda çok güçlü yardımların olduğu, ilahi sistemin tüm gücüyle o toprakların üzerine indiği ve gerçekten inanılmaz mucizevi şeyler yaşandığına da tanıklık ettik. Ediyoruz da hala da. Yaşanılan felaketten ziyade bu yaşanılan mucizevi şeylere odaklanın. Sahipsiz olmadığınız, korunduğunuz, kollandığınız, tekrar ayağa kalkıp bu defa bu yaşanılanlardan aldığımız derslerle çok daha güçlü ve çok daha bilinçli bir şekilde önümüze, yolumuza bakmamız gerektiğini düşünmelisiniz. Şimdi bu süreç içerisinde bazı şeylere daha tanıklık ettik. Bazı insanlar resmen bangır bangır toplu meditasyon çağrılarında bulundular. Herkesi toplu meditasyon yapmaya çağırdılar. Kimisi Lemuryalı'nın çocuklarını çağırıyor. Kimisi yine farklı şekillerde yine toplu meditasyon çağrılarında bulunuyor. Bir bakıyorsunuz bu insanlar geçmişte yine hayda bire diyerek toplu meditasyonlar yapıp kapıları gidip kapıları açan insanlardı. Açılmaması gereken kapıların önünde gidip ritüeller, ayinler yapıp bas bas bağırıp yerlerde tepişip ne yaptığını bilmeden sorumsuzca, cahilce, bilinçsizce pek çok çalışmalar yaptılar ve pek çok insanı da buralara çektiler. Ben size bu konularla ilgili daha önce bahsetmiştim. Demonik varlıkları çağırarak bu tarz varlıklara yem ediliyorsunuz. Bu tarz ortamlara gitmeyin. Hangi kapıya nereye gittiğinizi bilmiyorsunuz. Zaten oralardaki o çalışmalarda hiçbir zaman gerçek anlamda ne yaptığını bilen hiç kimse yok. Şimdi açılan kapıları kapatmak için insanlar çağrıldı. İnsanlardan katılım beklendi. Kimisi Lemurya'nın çocuklarını uyandırıyor, kimisi farklı şekillerde çağrılarda bulunuyor. Lemurya'nın çocuklarını niye çağırıyorsunuz? Neden? Madem öyle, madem çağıracaksınız, niye Mu'nun çocuklarını çağırmıyorsunuz? Cehalet derken bundan bahsediyorum. Lemurya'nın çocukları, Lemurya'nın çocukları. Neden bu topraklarda yaşayan Asilkan'a sahip insanların meditasyon yapmasıyla alakalı çağrıda bulunuyorsunuz?
Şimdi zaten böyle zamanlarda toplu meditasyonlara ben her zaman karşıyım. Ben şöyle bir şey de söyleyeceğim size. Bu süreç içerisinde benim kendi deneyimlediğim, gördüğüm pek çok olay var. Göksel yardım inanılmaz güçlü olarak çok çok büyük güçlerde göksel yardım geldi. Öyle yerler var ki ben bunu kendi öğrencilerimden de duyum aldım. Koskoca bir bina çöküyor. Binanın içerisinde bütün bir aile var. 25 kişiden fazla bir oturan kişi var o apartmanda. Yıkıntılardan sonra apartmandan bir kişiyi bile bulamıyorlar. Yoklar. Ya da işte gördüğünüz gibi mesela aradan bir hafta geçmiş. Çocuklar kurtarılıyor, insanlar, büyükler kurtarılıyor, hayvanlar kurtarılıyor. Ve söylenilen şey meleklerin onlara yardım ettiği. Şimdi burada çok fazla kaybımız var. ...1999 depreminin yaşandığı süre içerisinde ben yaklaşık birkaç ay süreyle sürekli olarak deprem zedelerin yardım çağrılarını duydum. Bunlar, sizi üzmek için söylemiyorum bu arada. Gece uyurken sabaha karşı evleri tepelerine çökmüş insanlar uykusunda ölmüşler, farkında değiller. Ne yap kendilerini hala yaşadıklarını zannediyorlar. Ve panik halde çoluğunu, çocuğunu, sevgilisini, arkadaşlarını, işte eşini, dostunu arıyor. Arama şeysine girmişler. Çünkü ortalıkta bir panik havası var. Kimseyi bulamıyorlar. Farkında değiller ve kendilerinin yaşadığını zannediyorlar. Ben aylarca 2-3 ay kendime gelemedim o süreçte. Sürekli olarak onlara rehberlik ettim, yol gösterdim. Meleklerle beraber çalıştık. Işığa gitmeleri konusunda yardımlarda bulundum. Şimdi burada öylesine enteresan bir durum söz konusu ki tabii ki çok fazla ruhsal anlamda yardım eden, şifalandıran, rehberlik eden, çok güzel yüreği olan, çok güçlü ruhlar da var yeryüzünde, dünyada, bizim ülkemizde yaşayan, çok güçlü şifacılık yetenekleri olan, güçlü korumalar yaratabilecek insanlar da var. Şimdi bu yardımlar sırasında, şimdi bana bazı insanlardan, bazı depremzedelerin akrabalarından mesajlar geliyor. Hocam, ne olur bir bakar mısınız? Ölü mü, diri mi? Ya da işte sadece yaşıyor mu? Sadece onun bilgisine ihtiyacım var diye. Şimdi bu tabii ben bunları anlatıyorum diye bana lütfen bu konuda şey yapmayın, mesajlar atmayın. Gerçekten yani ölümden sonra hayatla ilgili video yaptıktan sonra da sürekli olarak yakınlarıyla irtibata geçmek isteyen insanlardan çok fazla mesaj alıyorum, aldım da. Yani bu öyle zırt pırt, hani ben onun ruhunu çağırayım, bunun ruhunu çağırayım, bağlantı yapayım. Eğer ruh kendisi bağlantı kurmak isterse bir şekilde sizin haberiniz olur, ya rüyanıza girer ya birisini vekil kılar. Yani bu konularda çok fazla zorlandım, onu söyleyeyim size. Olmadı, çok nadir birkaç kişiye ulaşabildim. Hani şimdi bu koştur koştur açılan kapılar vardı ya, arkasından da böylesine büyük arka arkaya depremlerden sonra
Yani zaten dünyanın ekseninin bile kaymasına sebep olan depremler zinciri yaşadık. Çok büyük kırılmalar oldu. Çok büyük yer altından da sızıntılar oldu. Negatif, karanlık. Bu süreçte rehberler, melekler, yani hem insanlara yardım etmek, hani enkaz altında kalanlara yardım etmek için uğraştılar, hem de geçiş yapmak üzere olan ruhları da koruyup kollamak ve onlara sağlıklı bir geçiş yaptırmak derdine düştüler. Çok güçlü negatif saldırılar vardı. Deprem sırasında çocukların gördükleri canavarlar da zaten buna çok ciddi anlamda bir, nasıl söyleyeyim, kanıt. Bu tarz ortamlarda, bu tarz büyük felaketlerin yaşandıkları yerlerde zaten korku duygusu, acı, korku, dehşet, panik oranın enerjisini son derece ağırlaştırır. Çok fazla yardım alındı. Göksel anlamda çok güçlü yardımlar geldi. Bütün blokajlara rağmen, bütün negatifin saldırılarına rağmen kaybettikleriniz, geride bırakmak zorunda kaldıklarınız çok güçlü yardımlar aldılar. Ve toplu olarak o ortamdan alınıp kurtarıldılar. Bunu size özellikle söylemek istiyorum. Şimdi bu saatten sonra o bölgenin tamamen o negatif enerjiden ve oradaki bu kaotik durumdan kurtulması, her şeyin yeni baştan inşaatı, kurulumu, orada hayatın tekrar tutunması, başlaması bizim sorumluluğumuzda. Bunu da başarabilecek güce sahip olduğunuza inanıyorum. Şimdi benim size bu videoyu yapmamdaki amaç aslında şu. Negatif enerjiler hayatımızın her alanında ve anında ortaya çıkabilen ve bizim ruhsal ve fiziksel dengemizi bozan unsurların başında gelir. Yaşanmış bütün negatif olaylar bizim enerjimizi dibe vurdurur. Hayata bakış açımızı, güven duygumuzu sarsar. İş dünyamızda ve yaşadığımız ortamda huzursuzluk yaratır. Bizim bilinçaltımızdaki karanlık ve bize zarar veren bütün duyguları, travmaları tetikler. Tabii buna bağlı olarak geçmişte takılı kalma, bir takım bağımlılıklar ve korkularımızı da aynı zamanda canlı tutar. Gelecek korkusu yaratır ve hayatımızın her alanında kendimizi yorgun, bitkin, ümitsiz ve karamsar hissetmemize sebep olurlar. Kendimizle ve yaratıcı ile bağımızı bile kesebilirler. Ben onun için sürekli olarak bu konularda yayın yapıyorum. Şimdi tüm bunlardan kurtulmak için öncelikle hayata ve kendimize karşı çok daha sevecen, pozitif olmak, hayatımızın anlamını, neden buraya geldiğimizi, neden burada olduğumuzu düşünüp onu idrak etmek, ne yaşarsak yaşayalım bunlardaki öğretiyi görmek ve yolumuza da içimizdeki o güven duygusuyla devam etmemizi sağlayacak.
yöntemleri öğrenmek, algılamak, farkına varmak durumundayız. Şimdi bu tarz büyük olaylarda zaten sürekli olarak yıllardır bizlere yaşatılan bir korku pompalaması ve korku imparatorluğunun hakim olduğu üzerimizde bir sistem düzen var. Burada insanın kendinden uzaklaşması isteniyor. İnsanı kendinden uzaklaştıkça yaratılışının anlamı ve varlığının amacından da uzaklaşmış, onu unutmuş olur. Yani yaratılış anından itibaren kendinde var olan bilgiye ve ilahi olanın kendisiyle konuşma şekline, sistemin işleyişine, korunup kullandığına, sistemin ne kadar güzel, ne kadar muhteşem bir düzeni olduğuna yabancılaşır. Şimdi insanlar en kadim zamanlardan beri sürekli olarak ilahi olanla, yaratıcısıyla bağlantısı her şekilde akıştan kendisine gelerek pek çok şekillerde gözünün önünde gerek sembollerle, gerek mesajlarla o bilgi aslında o kişilere gelir. Şimdi önünüzde duran şeyleri görmeye çalışın. Yani benim sizden istediğim bu süreç içerisinde tamam çok çok önemli, çok büyük bir takım felaketler yaşadık ama bunlarda görmeniz gereken şeylere odaklanın. Acınıza değil, bunların altında yatan sebeplere ve bunları nasıl aşacağımıza odaklanmamız lazım. Evren bize sürekli olarak mesaj verir. İlahi sistem sürekli olarak mesaj verir. Yaratıcı ve bütün melekleri, bütün koruyucularımız, rehberlerimiz bize mesaj verir. Biz bunları görmezden gelirsek, duymazdan gelirsek, önümüzde duran bir takım şeyleri bakıp da anlamamazlığı seçersek, bunların farkına varmazsak eninde sonunda bunlarla yüzleşmek zorunda kalırız. Kendi yaşadığımız, deneyimlediğimiz her ne varsa bunlardan sonra güçlenmemiz, güçlü olmamız, daha da güçlü olarak ayağa kalkmamız gerekir. Şimdi bakın önümüzdeki süreçte gerçekten bizim bir ülke olarak bu toprakların üzerinde yaşayan herkesin ayağa kalkıp daha da güçlü bir şekilde hem ülkemizin, hem topraklarımızı, hem insanımızı, hem de sahip olduğumuz bütün değerleri korumamız gerekir. Biz buna mecburuz. Yani eğer biz bu süreçte, bu gezegende, bu zaman diliminde, bu topraklarda dünyaya geldiysek, bunun bir sebebi vardır. Hepimiz Tanrı'nın, Yaratıcı'nın, ilahi olanın neferleriyiz, askerleriyiz, koruyucularıyız. Hepimizin belli bir takım görevleri var. Herkes kendi ruhsal altyapısına bağlı olarak, kimisi şifacıdır, kimisi koruyucudur, kimisi rehberlik eder, kimisi yol gösterir, kimisi organize eder ama hepsi herkes birbirine bağlıdır. Bir bütünün
parçalarıdır. Hepimizin birbirine ihtiyacı var. Hepimiz bir bütün olarak birbirimize aslında hizmet ederek birliğimiz için, bütünlüğümüz için çalışmalıyız. Bizden istenen bu. Bizim şu anda yapmamız gereken de bu. Bu arada bu deprem sonrasında pek çok insan çok farklı rüyalar da gördü. Görmeye de devam ediyorlar. Bunlar da birer mesaj aslında. Yani birisi orada çıkmış bir şey demiş, birisi çıkmış burada bir şey demiş. Bu korku pompalama olayı hiç bitmeyecek. Bakın ben size söyleyeyim. Bitmeyecek. Olaylar bitecek. Ama korku pompalama olayı bitmeyecek. Birisinin yaraları sarılırken, birisinden tam kurtulduk derken yine başka korkular ortaya çıkacak. Yok zombi istilası diyecekler, yok şu diyecekler, yok bu diyecekler. Sürekli olarak insanı tedirgin edecek, hayattan soğutacak, yaşadığı her an için endişe eder bir duruma sokacak bir potansiyelleri var, hedefleri var. İnsanın doğru düşünmesini istemiyorlar. İnsanın içindeki o yüreğindeki o gerçek insanın uyanmasını, ayağa kalkmasını, yaratıcısıyla, evrenle, ilahi olanla bağlı olmasını, bağının güçlenmesini istemiyorlar. İnsanlık düşmanı ırkların ve onların temsilcilerinin yaptığı şeyler bunlar. Bizler bu topraklarda yaşayan, bu toprakların çocukları olarak ilahi bir görevimiz var aslında, ilahi bir misyonumuz var. Buna sahip çıkmamız gerekiyor, bunu anlamamız gerekiyor. Her ne olursa olsun, her ne yaşanırsa yaşansın, bizim birlik bilincimizden çıkmamamız, o bilinci daha da güçlendirmemiz ve bütün dünyaya aslında insanın nasıl olması gerektiğini öğretmemiz gerekiyor. İnsan yaratıcısının çok özenle yarattığı, çok büyük lütuflar verdiği, önem verdiği ve üzerine titrediği bir varlık. Bizim bunun kıymetini bilmemiz gerekiyor ve yaratıcısını, yaratıcımızı onurlandırmamız gerekiyor. Biz bunu ona borçluyuz. Varlığımızın bir sebebi var. Bu herkes için geçerli. Yani etrafınızda bir sürü boş konuşan insan var. Bir sürü palavra sıkan insan var. Her konuda. Yani maddi konularda, manevi konularda, işte metafizik konularında, işte ya her ne olursa olsun. Hiç kimse ne dediğini bilmiyor, ne yaptığını bilmiyor. Canı nasıl isterse ya, o şekilde konuşuyor. Araştırmadan, incelemeden, hissetmeden, yaşamadan,
deneyimlemeden, görmeden oradan buradan okuduğu şeylerle veya aklına estiği şekilde konuşmalar yapıyor. Aslında farkında değiller ne kadar çok negatife hizmet ettiklerini. Yeryüzünde kendine hizmet edenler ve başkalarına hizmet edenler diye ayrılan iki tür insan grubu var. Kendine hizmet edenler tamamen bu yeryüzündeki, dünya üzerindeki bütün sistemin sisteme çalışan veya ona o sisteme ait o sistemin parçaları olan, bireyleri olan gruplar ve kişiler. Başkalarına hizmet için bu dünyaya gelenler de onların yemleri. Dünyanın bize sunduğu güzellikleri bizim fark etmememiz, onları onurlandırmamamız, hayatımızın tadını çıkarmamamız, ilahi olanla bir bütün olarak evrensel kimliğimizi bulmamamız için ne mümkünse yapıyorlar. Hani uyanış bu topraklarda başlıyor deniyor. Ben kesinlikle inanıyorum bizim insanımızın bu olaylar sonrasında ciddi anlamda uyanışa başladığını da görüyorum. Çok güçlü bir uyanış var. Ruhunuza, yüreğinize, aklınıza sahip çıkın. Manipülasyonlara izin vermeyin. İç sesinizi dinleyin. Mantığınızı çalıştırın. Yüreğinizin sesini dinleyin. Ruh, zihin, beden bütünlüğünüzü koruyun ve o şekilde yolunuza devam edin. Ve attığınız her adımda deyin ki, ilahi olana, yaratıcıya seslenin. Senin varlığının bende hüküm sürmesine izin veriyorum. Senin varlığının bana yol göstermesine, rehberlik etmesine izin veriyorum. Senin bana verdiğin bu canı, bu ruhu, bu bedeni onurlandırmayı seçiyorum. Bu dünyadaki varlığımın bir amacı olduğunu biliyorum. Bu amaca hizmet etmek istiyorum. Senin bana izin verdiğin şekilde ve o yolda. Ben sana teslimim. Senden başka hiçbir güce, hiçbir etkiye izin vermiyorum. Senin bendeki varlığını, benim sendeki varlığımı da onurlandırıyorum. Ben bunu sürekli söylüyorum bu arada. Bu bakış açısı ve bu inançla gerçekten kim olduğunuz, ne olduğunuz, etrafınızda olup biten her şey, dünyanın hangi şartlarda nerelere sürüklenmek istendiği, insanlığın nasıl bir tehlike altında olduğu ve bunları nasıl engelleyebileceğinizi kendi kendinize idrak etmeye başlayacaksınız. Ya adamlar, bu arada Ayhan Çakmur arkadaşımız, ben çok sevgiyle takip ederim kendisini. Bana bir video atmış. Sanırım Amerika'da bir yapay
rahim tesisi kurulmuş. Ve şu anda o tesis çalışıyor bu arada. Yani artık bebekler annelerinin bedeninde değil de yapay rahimlerde anneden babadan alınan sperm ve yumurtayla oluşturulmuş bebekçenin yapay bir rahimde bir su şeysi içerisinde her yerinde kablolar bağlı olarak onun içerisinde gelişip büyüyecekmiş. Bebeklerin genetik aileden, anneden babadan gelecek bütün hastalıkları, genetik bozukluklar veya olası olumsuz etkiler baştan fark edilerek bunlar engellenecekmiş. Anne baba sanal gözlüklerle bebeğin anne karnındaki o yapay rahim içerisindeki gelişimini izleyip görüp sanal olarak şu vaziyette gözler kapalı, gözünde gözlük bebeğini hissedebilecekmiş, bebeğini görebilecekmiş. Bu arada anne karnındayken, pardon anne karnındayken demiyorum, bu sanal rahim içerisinde bebeğe istediği kadar yabancı dil, istediği kadar anne babanın istediği, önerdiği pek çok bilgi de aktarılabilecekmiş. Şimdi bu ne demek biliyor musunuz? Zaten bir taraftan insan nüfusunu tamamen bitirmeyi, 1 milyon kişiye falan indirmeyi planlayan bir yıkıcı bir sistem var. Diğer taraftan ha işte yok kıtlık geliyor, yok şu geliyor, yok bu geliyor. Kıtlığa sebep olacak şeyler, doğa şartlarına yapılan müdahaleler, kıtlığa sebep olacak bir takım şartlar oluşturarak yapılan meydana gelen depremler, doğa afetleri hepsi planlanmış, programlanmış, insanları bir şekilde buna zorlayan şeyler. Ben daha önce de söyledim. Bu dünyada 7 milyar değil, 77 milyar insan olsa bu dünya onları besler. Biz bize bırakılsak. Ama böyle bir şey yok. Her şey bizim olsun, her şey bizim elimizde, insanlık da bizim kölemiz olsun diyen bir sistem var. Şimdi yapay rahimlerdeki bebekler parayı bastıran işte kadın anneyle baba işte ne güzel süper çocuklarımız oluyor diye sevinirlerken orada onlara yapay belki anılar kendisine ait olmayan anılar yüklenebilir. Kendi hür iradesi olmadan ona pek çok bilgi yüklenip bir çeşit robot insanlar yaratma çalışmasıdır bu. Anne baba diyor ki benim çocuğum mühendis olsun, benim çocuğum şu olsun, bu olsun, tamam, okey. Ona göre bilgiler yükleniyor, ona göre hafıza kayıtları oluşturuyor, ona göre anne karnında eğitim görmeye başlıyor. Şimdi bu aslında robotik bir varlık. Anneden alınmış bir yumurta ve babadan alınmış sperm hücresiyle oluşturulmuş bir cenin var. Yapay bir rahme konuluyor. Böyle bir ortamda ruhun varlığından söz edemeyiz. Yaratılmış biyolojik bir robot tanımıdır bu. Kendi hür iradesi olmayan, seçeneği olmayan, annenin karnında büyümesi gerekirken çok farklı bir dış ortamda büyüyen, anne sevgisini almayan, annesiyle iletişim kurmayan, ruhsal bağı olmayan, fiziksel bağı olmayan, tamamen robotik bir varlık. Yapılmak istenen bu. Parayı bastıran böyle bebeklere sahip olacak. Ondan sonra süper bebekler. Ve bu tarz bir yapıda dünyaya gelecek çocukların hangi akla
neye hizmet edeceklerini, ne şekilde programlanacaklarını da siz artık düşünün. Yani bu çekirdeksiz karpuz işte veya farklı bir takım meyvelerin karışımı olarak yaratılmış genetik bir çalışma değil. Bu insanlığın sonuna getiren bir çalışma. İnsanoğlunun, insan ırkının soyunu getiren bir çalışma, sonunu getiren bir çalışma. Ve bunlar tam gaz devam ediyor bilinçli olarak. Şimdi bakın, yeryüzünde biz insan olarak neye izin verirsek onu yaşamak zorunda kalıyoruz. Ve olan her ne varsa, sosyal deneyler yapıyorlar. Gözümüzün önünde bir takım şeyler. Mesela filmlerde bizlere, mesela dizilerde, filmlerde bize bir takım şeyler gösteriliyor. Reklamlarda, haberlerde insanların tepkileri araştırılıyor. Veya insanlar pek çok şeye alıştırılma sürecine tutuluyor. Bakıyorlar, kontrol ediyorlar tepkilerine, nasıl bir algı oldu insanlarda. Eğer sert bir tepki aldılarsa geri çekiliyorlar. Diyorlar ki bunun için daha adım atmayalım, burada duralım. Sürekli olarak yeni bir şeyler çıkıyor. Yeni takım fikirler, insanı dehşete düşürecek şeyler. Herkes konuşuyor, aa orada şu oluyormuş, aa burada bu oluyormuş, vah vah vah. Ama kimse tepkisini göstermediği zaman bunlar harekete geçiyor, yürürlüğe geçiyor ve hayata geçiyor. Yani işte dünyanın etrafına kurulan uydulardan, yerleştirilen uydulardan tutun. İşte toprak üzerinde yapılacak çalışmalar, deneylerden tutun, uzayda yapılacak çalışmalara kadar, insanlığın işte bu yapay rahimlere kadar. Bunun gibi pek çok şey var. Bir sürü örnek var. Her gün yeni bir şey çıkıyor. Yani burada insanların artık buna izin vermemesi gerekir. Yani benim burada size söylemek istediğim şey, İnsanlığa zarar verecek, insanlığı bitirecek, insanlığın normal tekamülünü ve gelişimini engelleyecek her ne olursa, her neyi görürseniz, duyarsanız bunlara karşı uyanık olun ve bunlara karşı bir şekilde bir tepki verin. Bu neye benziyor biliyor musunuz? Mesela şimdi hani bazı yine sosyal medya üzerinden veya e-maillerle yapılan bazı zincir şeyler var. İşte şurada şu oluyor, buna işte yardım edin veya buna işte hayır imzası atın, hayır onayı verin veya bunu işte onaylamayın şeklinde. Pek çoğumuz bunları yapıyoruz. Şimdi bunun aslında global bir şekilde her konuda olması gerekiyor. Sistemin bizi tamamen kontrol altına alıp etkisiz, yetkisiz, bilinçsiz, şuursuz, ruhsuz hale getirmeden önce bizim bunları bir şekilde yapmaya başlamamız gerekiyor. Bu çok çok önemli. Bizler yeryüzünde şu anda yaratıcının dizayn ettiği, yarattığı son insan nesliyiz, ırkıyız. Bunu devam ettirmek, yüceltmek, geliştirmek tamamen bizim elimizde. Bunun yok edilmesiyle ilgili olan her ne yapılıyorsa bunu da durdurmamız gerekiyor. Buna engel olmamız gerekiyor. Şimdi diyeceksiniz ki Allah niye buna izin veriyor? Yaratıcı niye buna izin veriyor? Sen varsın işte.
Sen ilahi düzene, sisteme, yaratıcıya ihanet edersen, onun sana verdiği bütün her şeyi reddedip tamamen kontrolü farklı bir mekanizmaya bırakırsan, o senin seçimin. Ama işte bu ne kadar önemli bir şey biliyor musunuz? Şeyleri bana dokunmasın, bana dokunmayan yılan 1000 yıl yaşasın mantığıyla hareket edersek biz, insanlık üzerinde oynanan bu oyunların ne aşamalara geldiğini daha da giderek fazlasını görmeden, yaşamadan bir şeyler yapmamız gerekiyor. Yani Amerika'da işte çocuk aldırmak yasağı mı değil mi, günah mı bilmem ne, milletin kafasını bunlarla meşgul ederken adamlar oturmuş yapay rahim yapıp insanlık dışı diye benim yorumlayacağım ilahi düzene, sisteme aykırı şeyler yapıyorlar. Yaşadığımız dünya üzerinde o sistemin başındaki insanlar nereye canı isterse istediği şeyi yapabiliyor. Nerede insanların hayatlarıyla oynamak gerekiyorsa oynuyorlar. Yani bu ekonomileriyle de ilgili olabilir, topraklarınla alakalı da olabilir, yaşam şartlarıyla da alakalı olabilir. Her şekilde zihnimizle de oynuyorlar. Bizim bütün potansiyelimiz ve insani varlığımızın da bütünlüğünü bozup onu ortadan kaldırmayı düşünüyorlar. Negatife kapılmayın. Olumsuz bir şeyler gördüğünüz zaman görmezden gelmeyin. İzin vermeyin. Şimdi hani bu bireysel anlamda da hani biz hep ben bilinçaltı karma temizliği çalışmalarında da diyorum. İşte bu bana şunu yaptı, niye yaptı, böyle yaptı. İşte biz hep mesela karşımızdaki insanları suçlamayı seçiyoruz. İnsanın doğası bu. Beşer şaşar, tamam. Ama negatif enerjiler, negatif güçler, ele geçirilmiş kişiler veya sağlıksız düşünen, sağlıklı düşünce yapısına sahip olmayan, yüreği kararmış, merhamet vicdan duygusunu kaybetmiş pek çok insanın size bir şeyler yapmak istediği zaman, siz eğer izin vermezseniz yapamaz. Daha önce de şeytan kapıyı çalar. Kapıyı açan sizsiniz. Şeytan bile sisteme ve düzene uyuyor. Diyor ki ben kapıyı çalarım. Sen ona hür irade vermişsin. Seçim onun. O bana kapıyı açarsa ben de kapıdan dalar giderim diyor. Yani demem o ki. Tamam. Negatif her yerde ama ilahi olan da her yerde. Sizin içinizde, sizin varlığınızda yaşıyor. Çok fazla kaos var, çok fazla karanlık var, çok fazla negatif var. Tamam. Şu son zamanlarda mesela karanlıklar çok fazla yüzleşen insan oldu. Bazen karanlıkla yüzleşmek kişinin içindeki ışığın potansiyelinin çok çok daha güçlü olarak ortaya çıkmasına da sebep olur. Pek çok kişi de aslında da insanlar bunun farkında değil.
Karanlık aslında ışığın doğduğu yerdir. Yeter ki o ışığı ortaya çıkartın. Onu besleyin. Karanlığı değil, ışığı. İçinizdeki ışığın ortaya çıkmasına izin verir. Onu büyütün, onu besleyin. Karanlığa odaklanmayın. Her ne oluyorsa etrafınızda onun enerjisine, onun alanına kapılmayın. Kendinizi uzak tutun. Evet, bugün size vermek istediğim mesajlar bunlar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Tekrar geçmiş olsun Türkiye'ye. Umarım en kısa zamanda tekrar yeni bir video ile karşınızda olacağım. Hoşça kalın.